Düşüyorum vallahi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Şöyle yap. Selamlıyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür. Biz de iyiyiz, değil mi kızım? Evet, güzel bir günden yine güzel bir vlogla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün yapılacak işlerimiz var. Hatta her gün yapılacak işlerimiz var da bugün biraz daha ağır diyebilirim. Şöyle şurada balya arabasını görüyorsunuz. Saman balyası getirdik. Şurada bakın. Şu oralarda bir yerde olması lazım. Balya indireceğiz, çavdar saracağız, kuşlara bakacağız, bıldırcınlara bakacağız. Yine dolu dolu bir vlog sizlerle. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Köy hayatını seven kardeşlerimi, ablalarımı, abilerimi de kanalımıza bekliyoruz. Abone olursalar seviniriz. Evet arkadaşlar, hemen neler yapacağımızdan kısaca bahsedelim. Önce samanlarımızı indireceğiz. Saman balyelerimizi erkek kuzularımız için aldık. Sadece şurada fi balyeleriyle olmuyor. Yoksa 300'e yakın fi balyem kaldı da. Belki 200 tane, bilemeyeceğim. 60 tane de sap balyesi aldık. Onu samanla indireceğiz. Ondan önce kuzulara bakacağız. Ondan sonra arabayı indirdikten sonra, balyeler boşaldıktan sonra çavdar saracağız arkadaşlar. Tırtıkale. Onu da büyük ihtimalle yarın Seyit Gazi'de kırdıracağız değirmende inekler için. Seyit Gazi'ye gidince de artık arpayla şey alacağım. Onlar yarın olacak da mısır alacağım. Neyse, bugünlük işlerden bahsedelim. Yine kuşlara, şeylere bakacağız. Bıldırcınlara bakacağız. Yemlere bitmiş. Yem eliyordu annem. Gel bakalım kızım. Kuşlarımın yanına gidelim. Gel. Konteyner için eksikler var. Onları yapacağız da şimdi değil. Büyük ihtimalle bir iki video sonra olur. Bu camların perdeleri falan demişsiniz. Onları yapacağız. Hepsi sıradan olacak. Ramazan'da hiç durmadan çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışmaya devam. Köyde durmak da olmuyor. Yatmak da olmuyor. Her gün bir iş çıkıyor. Yani bugün yatayım deseniz yatamıyorsunuz inan. Köyün güzel tarafı da bu. Sizi sürekli dinç tutuyor arkadaşlar. Kolay gelsin anne. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Şey, balyeleri indireyim ben de. Önce kuzulara bakayım. Şimdi arkadaşlar, bunu neden böyle yapıyoruz? Batuhan kardeşimiz ele de ver abi. İçindeki büyük parçalar boğazlarına duruyor dedi. Biz de şöyle etlik civciv yemini eliyoruz. Bakın, büyük parçalar yukarıda kalıyor. Bunları yiyemedikleri için küçük de aşağı geçiyor. Şimdi bıldırcınları da göstereceğim ben size. Şaşıracaksınız. Acayip büyüdüler değil mi anne? Büyüdüler ya. Böyle bu şekilde eleyip de verdikten sonra ölmesi de kesildi. Evet, belki de bunlar boğazlarına evet, duruyordu. Zaten. Arkadaşlar şuna bakın yani, insan boğazından geçmez. Bu arada ben ikrayı ne bıraktım? Nereye bıraktın? Oynuyor diye bir yere gitmez herhalde. İkra! Gel babam! Hani sen gelmedin? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, ne kadar büyüdüler. Bakın sulukları var mı bak. Bunu bir günde bitiriyorlar değil mi anne? Bitiriyorlar ya, baya hemen. İyi. Bak, tüylerinin değişiminin farkındasınız. Kanatları çıkmaya başladı. Şekillenmeye başladılar. Tamam kızım, tamam. Bak kızım, çok sen su bak. İçiyorlar Orhun. Bak yenice bak. Koydum ben onlara. İkra tam sevdalısı oldu bunların arkadaşlar. İçine koyacak ama sıkıp öldürecek. Tamam. Bilmiyor kızım, daha tamam. Çocuk. Neyse, şunu yemle dolduralım. Evet, şimdi yem dolumunu yapalım arkadaşlar. Hemen kuzulara bakmaya gideceğiz. Onların da zamanı geldi. Şöyle ben size tavuk civcivlerimizi göstereyim. Tavuğun altından bir tane çıktı arkadaşlar. 3 tane de bizden çıktı. 4 tane oldu. Şimdi burada bunları bakıyoruz. Annelerinin peşine salacağız da. Sanırım civcivlerden yana, tavuk civcivlerinden yana şansımız yok. Anne, herhalde tavuğun altındakiler de çıkmayacaklar. Onları bir iki gün daha bekleyeceğiz. Ama şanssız ya. Şunu dolduralım arkadaşlar şöyle tavuk civciv yemiyle. Bıldırcınlar çünkü bağırmaya başladılar. Yemimiz yok diyorlar. Hayırlısı olsun. Civcivden yana şansımız yok. Ama belki çıkarlar daha da anne. Tavukta Orhun Aşin'den çıkmadı. Vallahi soğuktan olabilir. Tavuk soğukluğu için çıkmadı. Çok mu doldurdum ben bunu ya? Yok, full doldurdum. Bakın bunun dolusunu ortalama 24 saat, hadi 24 48 saat, 2 gün bile gitmiyor. 1,5 günde falan bunun dolusunu yiyorlar anne, değil mi? Hmm. Çok acayip yem yiyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle yem yemeleri güzel. Evet, şöyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle doldurduk. Civcivlerimizi de gösterelim size. Nasıl, ne yiyorsun sen? Bakın. Hani sen Ramazan tutmuyor musun? Civcivlerimizin 3 tanesi Brahma arkadaşlar. Şöyle ayaklarından da görüleceği gibi.
Bir tanesi normal. Bakalım nasıl olacaklar, merakla bekliyoruz ama 30 tane kuluçka makinesine tavuğun altına 9 tane miydi anne? 9 tane koydum oradan. 9 tane de tavuğun altına koyduk. 39 tane, hadi yarısı çıkar dedik, 30 tane çıkar dedik ama umduğumuz gibi olmadı. Buna şükür, bunları sağ salim büyüdürsek 4 tane civciv de yeterli ama dediğim gibi bir daha bastıracağım. Hemen şunu koyalım, fazla söze gerek yok. Kuzularım bekliyorlar, aç. Hemen şunu bıldırcınların içine koyalım, gidelim. Değişti değişti, kanatlar falan çıkmaya başladı güzelce. Çekilin lan, yemin ol. Altlarını da temizledim ben onları. Şimdi. Evet. Gazete yayalım anne, çok öyle yazmışlar da. Ya ben de okudum oğlum da işte gazetemizde yok biliyor musun? Gazete evet. Alalım bari şey lazım. Bakın bakın yukarı çıkıyorlar. Oy. Altında mı kaldı yoksa? Yok yok yok. Şu tahta var ya çaprazına, o açık sallandırıyordu ondan. Gel gel. Gel babaannem gel. Hiç gözükmüyorlar yani, çok küçükler. Tutup da gitsinler hadi. Şu anda kaç tane var bilmiyorum, bir saymak lazım. En sonunda sayarız. Babası üstlerine bakmak istiyor. Nasıl yiyorlar görüyorsunuz. Tamam bak. Gel. Bak gel. Bak hadi bak, göster babası. Anne babam kaldırın. Opa, bak. Bak. Çok seviyor benim kızım, çok. Şuradan bir tane balya düşürelim. Evet, birazdan aynı bu şekilde atacağız arkadaşlar. Yani kışın... Kış sayılmaz. Baharın şey balyası taşıyor. Sap balyası taşıyoruz. Uzun zamandan beri ilk defa böyle oluyor. Sap balyam bittiği için sap balyası aldım. Burada dursun. Şu arabacıyı şöyle çekelim. Şuradan bir yarım çuval yem alacağız. Hemen şey yapsınlar diye. Şekerle de hiçbir iş olmuyor ha. Şimdi sadece ne? Fi balyası sıkıntı yapıyor kuzularda arkadaşlar. Aferin. Aferin kızım ha. Ne oldu? Ağır mı yoksa? Arkadaşlar botları vardı ayağında. Annesine dedim. Annesi ayakkabılarını bulmuş. Yazlık ayakkabımız vardı bizim. Biraz küçük mü geliyor Sevara? Evet küçük geliyor Doruhan. Yo. Küçük küçük. Dur bakayım. Evet. Şey yapalım da yenisini alalım bunu kızıma. Ben sen bir de büyüdüreyim. Yeni ayakkabı alalım tamam mı kızıma? Bunlardan yenisinden alalım kızıma. Hadi ben götüreyim. Sen götüremeyeceksin. Çek. Tamam. Hadi beraber kuzulara bakmaya gidelim. Yürü. Arkadaşlar şimdi sadece palet yem veriyoruz. Dediğim gibi sade evimde tırtık ale kaldı. Çavdar kaldı. Şimdi mısır ve arpa almaya da gideceğim ama yarın giderim büyük ihtimalle. Mısır ve arpayı da bu yemin içine katacağız. Sade böyle olmuyor. Ondan sonra sade erkek kuzulara bakacağız. Yani mısırla arpa geldikten sonra evde sade erkek kuzular kalacak. Bir de küçük hayvana gidemeyenler kalacak. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi yeme. Bak kızım. Kuzularımız. Hoş mu? Çarpacaklar bana. Evet. Sıkıntın var, sen niye arkadan geldin? Kızım büyüsün de baba, ay babasına yardım edecek değil mi? He kızım? Hayır tamam buraya bunun içine. Bunu dolduracağız, kuzular bunun içinden su içecekler. Sen nasıl su içiyorsun? Onlar da öyle su içmesi lazım. Aferin. Çocuk zaten suyla oynamazsa olmaz. Al ben de senin ellerini ısırayım. Al. Tamam çok sokma. Annen gelesiye oyna, annen kızar yoksa. Evet şuraya sularını koyduk arkadaşlar. Yalnız bayağı bir sıcak hava var. Bahar geliyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bayağı hissediyor kendini sıcak. Yalnız sabahları yine bizim burası ayaz oluyor. Hatta bu sabah hafiften kırağı vardı. İnşallah düşmez kırağlar arkadaşlar. Kuzular girsinler çıksınlar. Onlar buraya girecekler. Yarısı orada yarısı burada. Sıcaklayan buraya, yem yemek isteyen oraya. Temiz havada. Onlara baktık yemlerini yesinler artık. Hadi bakalım biz de gidelim şu balyeleri indirelim. Çok fazla sıcak olursa dilimiz damağımız yapışmaya başlar. Daha yarım arabada çavdar saracağız. Tırtık ale saracağız. Yapabilecek mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Sevara yukarıdan atacak. Ben aşağıdan taşıyacağım. Buraya bas. Biliyorum.
Hadi bakalım. Sıcak olmadan indirelim. Altmış tane balya inecek. İki tanesi gitti. Kaç tane kaldı? 78 tane balya inecek. Gitmem ha. Dikkat et. Kına. Hı. Güzel. Ferah mı üstü? Evet. Arkadaşlar 60 tane balya aldık. Dediğim gibi besi unsuz olmuyor. Fi balyamız ne kadar olmuş olsa da bu olmadan olmuyor. Bizim de bitmişti komşumuzdan 15 liraya. Tanesini 60 tane aldık. Ve bu bize bayağı 60 bin gider. Günlük bir balya anca veriyoruz. Hatta yarım balya. Hadi at bakalım bir tane. Dikini atacak. Ayvayı yedik. Eldivenlerini çıkartmışsın. Evet. Niye? Beğenmedim. Sen de iş yapamıyorsun herhalde. Beğenmedim. Beğenmedim. Yavaş at. Bak atarken yanına düşerse parçalanmaz balyalar. Yakın yerden bulduk arkadaşlar. Bu arada Sevara'nın kafasından izliyorsunuz beni. Köyde komşuda olunca iş kolay oluyor. Komşuda da bitince iş sıkıntı. Hemen traktöre çalıştırdık. Dün yükleyi verdik. Burada bulamasak mecbur yan köylere, uzak yerlere gideceğiz. O zaman sıkıntılar. Bir dakika bekle. Arkadaşlar neden bu samanlık içlerine saman balyası koymayı sevmiyorum biliyor musunuz? İşte bu yüzden toz, duman. Zaten ağzımda su yok. Arkadaşlar tüküreyim dedim, tükürük de çıkmadı. Affedersiniz. Oh. Şimdi şöyle yaptık. Burayı böyle dizdik. Arabanın içinde ortalama kaç tane daha var Sevara? Üst tarafta kaç tane kaldı? İçinde 15 tane var. Bir say bakalım. Abi sığmayacak. Burayı koymamın sebebi de şimdi bizim burada rüzgar oluyor. O oluyor, bu oluyor. Buradaki balyeler temiz duracak en azından. Rüzgardan etkilenmeyecek. Kapalı yer her zaman iyidir. Buraya koyuverelim 60 balyayı dedik. Sığmadı ya. Buralarda hep bizim eşyalarımız var. Orada yakacaklar var. Şurada yapağlar var satamadığımız. Geçen sene kırktığımız. Yine kırkım zamanı geldi. Hala duruyorlar. 75 kuruş vermişlerdi. Biz vermedik. Bir işimize yarar diye. Bunları da gübre falan yapıyorlarmış. Şu yapağlardan. Neyse yemlerimiz falan var. Bu taraflar yem dolu. Doldurduk ağzına kadar. Yetmedi bunu aldım. Toz oldu. Kaç tane var üstte? 12. 15 de aşağıda. 30'a yakın balyemiz mi var daha? Arkadaşlar. Merdiven yaptım şöyle. Ta yukarı kadar atıyorum. Burayı da sığdıramazsak yazıklar olsun yani kendimize. Biz buralara kaç tane? 700 tane falan balya alıyor arkadaşlar bu saman. Ama biraz yorulmamız lazım. Buradan geleceğiz. Buradan buraya basacağız. Buradan. Buraya kadar. Abi normalde bitmesin diye bakarsın tamam mı? Kışın. Balyam kalsın bitmesin, balyam kalsın bitmesin diye bakarsın. Şimdi bitsin diye bakıyorum. Bir an önce bitirelim diye bakıyorum. Şuna bakın her yeri balyada abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çavara mola. Birazcık mola ver tamam. Atma aşağı. Oh 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 bitirdim arkadaşlar. 3 6 sayamayız ya. Sayacaktım fazla mı diye ama 60 tane saydık abi. Fazla olması biraz zor. Burası T oraya kadar doldu. Onlar var, bunlar var. Buradan artık gideceğiz böyle yidire 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 oraya kadar bitireceğiz. Bitti. Oh. Şimdi arabamızı çekelim. Gerçi saman işi bitti. Çavdar işi de tozlu olacak. Arabamızı çekelim bir temizleyelim. Ondan sonra çavdarı saracağız arabamıza. Arabamıza yükleyelim. Yarın için hazır olsun hemen yola basalım çıkalım gidelim. Şu arabaya bir bağlayalım.
Abi içindeki hafif samanları temizledim çünkü içine şimdi buğday koyacağız. Tırtıkale koyacağız. Tırtıkale, çavdar koyacağız. Bu arada yol yapımı için çalışıyorlar. Bu bizim şeyimiz değil mi? Bayağı bir 10 dakika falan baktım arkadaşlar çalışırken. İş makinesi çalışırken böyle etrafına toplanıp bakıyoruz. Bu bizim kanımızda var sanırım. Ülke olarak. Çalışan iş makinelerini izlemek en büyük favorilerimizden. Şimdi parmağımı vuracağım ha. Evet, içi tertemiz oldu. Şimdi çavdarımızı sarabiliriz. Yarın hava yağış göstermiyor ama bulutlar şöyle. Hava durumuna tekrardan bakarız. Yağış olmaz, olsa sıkıntı olmaz. Çadırla örteriz de. Yağmur yağmazsa bizim için daha iyi olur. Çadır meselesinden kurtulmuş oluruz. Yavaş yavaş gider, yavaş yavaş geliriz. Zaten yol çalışması var dediğim gibi. Yavaş yavaş gitmemiz lazım. 30'u geçmememiz lazım traktörle. Tam yanaşmamız lazım. Evet, böyle güzel. Anahtar nasıl olmuş lan böyle? Benim bıldırcın hanım, oğlum nasıl terse düştük, çıkamıyoruz içinden. Yamaya durduk. Benim bıgıl bıgıl bıldırcınlarım onlar. Yenileri geliyor size, yenileri. Yenileri geliyor aganın. Yeni arkadaşlar geliyor size. Sıcağı gördünüz, artık yumurtlayın ya. Uzun zamandan beri yumurtlamıyorsunuz. Arkadaşlar şuraya şöyle güzel bir planım var. Nasip olursa bıldırcınların büyüyesiye kadar. Bu arada bayağı yama olmuş burası ya. Sevara geldiyse arkadaşlar şu çavdarımızı da saralım. Onu da göstereyim ben size. Şimdi arpamız bitti zaten. Bu finish. Yani burası finishledi. Şu tırtıkale çavdarı ineklere ben yardıracağım. Burasını temizleyeceğiz. Buradan kaç teneke çıkar bilmiyorum ama bunu alıp Seyit Gazi'deki değirmende kırdırttıracağız. Aynı zamanda Seyit Gazi'den arpayla mısır getireceğiz. Bunu sarmamız lazım bugün. Yarın yola erkenden çıkmamız için bunu bugün bitirmemiz lazım. Yavaş 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 saracağız. Şimdi Sevaram. Canım. Şimdi ya ben buradan vereceğim. Dolduracağım bunu. Sana buraya bırakacağım. Sen oraya götüreceksin. Ya sen buradan vereceksin. Ben alacağım. Arabaya dökeceğim. Senin için hangisi kolay olur? Deneyelim mi? Denip garajımın ayıp olmasam onu da dolduracağım. Tamam. Şimdi ben buradan o zaman tenekiyle doldurayım sana. Bir tane vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen güç kudret yarabbim. Buğday aslında bir buğday çeşidi. Bir buğday çeşidi de rüzgar hep bunları buraya dökmüş. Tırtıkale diye geçiyor. Şimdi bunlar nereden gelmiş böyle ya? Abi şu aralara ben naylon kar sıkıştırmasın diye naylon şey kar girmesin diye naylon döktüydüm. Onlar gelmiş herhalde. Çavdanın içinde. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Çavdar mı? Buğday mı? Buğday değil ya, çavdar. Yemlik bitki. Evet. Şimdi buradan böyle dolduracağım ben. Ya bu kediler var ya. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. İyi. Ramazan Ramazan. Almadı değil mi? Ne yapalım? İstersen şey yapalım. Yapabilir miyiz? Az az doldur tenekileri ya. Are you listening? Damn.
Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bitirdik. Sevara elini yüreğine sağlık canım benim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar vallahi Sevara olmasa zor. Şimdi bu dipteki malzemeyi de toplayacağız. Çuvallayacağız. Tavuklara ve bıldırcınlara kalacak. Bu çıkanı da ineklere kırdıracağız. Tamam, ikinci işimiz de bitti. En zor işler bunlardı zaten. Balyeleri indirmek ve buğdayı çuvallamak arkadaşlar. Arabaya koymak. Çuvallamak diyorum. Kelimeleri de seçemiyorum artık. Oruç başıma vurdu. Ne oldu? Ne yapıyorlar? Döktün mü? Biraz attın mı? He, ben de buğday atıyorum zannettim. Buğdayları var gerçi. Yumurtlayın lan artık. Arkadaşlar bakın buradalar. Kaç tanesi burada? Şurayı babam bakın şu kırmızı şeylerden ters çevirip kuruluk yaptı. Onun içine, bunun içine her yere saklanıyorlar. Bakın buralar dolu. Bunlar benim canlarım, bunlar canlarım. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Benimki geldi bakın. Bakın hop. Bir. Hop. İki. Hop. Ne diyor biliyor musun? Durma diyor. Durma Orhun, bize bakman lazım diyor. Durursan popona yapıştırırım diyor. Hop. Ne yapın lan? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle çevireyim. Bak şimdi. Nerede kaldı? Ha tamam. Gel bakalım. Gel. Gel ha, sen vuruşmayı istiyorsun bende. Tamam baba. Tamam bakalım kimin kafası kuvvetli. Benim kafam kuvvetlidir, ben sana söyleyeyim. Gel. 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 Ha ne oldu? Kafa kafaya olunca iş yok. Koca burunlu seni. Gel. Gel yapıştır bir tane. Gel. Ya öyle kaçarsın işte. Sen niye geldin? Tam üçkağıtçı biliyor musun? Her sene çıkıyor böyle. Bakın şimdi gene yapıştıracak. Bak yanından geçeyim. Yapmadı bu sefer. Evet. Herkesin dikkatine, yem yeme seansınız bitmiştir. İçeriye doğru hareket edin yoksa anneleriniz gelecek birazdan. Haydi bakalım, içeride ben size yemler hazırladım. Börekler hazırladım, çörekler hazırladım. Meyve suları hazırladım. İçeri girerseniz bunların hepsi size bedava sunulacaktır. İçeri buyurun, içeri buyurun, içeri buyurun. Haydi bakalım, bekleme yapmayın lütfen. Haydi bakalım beyler, bayanlar. Haydi, köşedeki. Dağılın, dağılın. Sosyal mesafe kurallarına uyun. Dağılın bakayım, dağılın. Dağılın. Yürü. Şşş. Hadi. Hadi bakalım. İçeri abi. İçeri bekleme yapmayın. İçeri içeri içeri. İçeri. Eyvah eyvah. Hey hey. Hey. Ba 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 bak. Ba 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 bak. Beni hiç dinlemiyorlar. Bak 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 bak. Bak bak, bak sen bunlara, yaramazlara bak. Ba 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 bak. Hadi bakalım içeri. İçeride bal, börek, çörek var. Hadi bakalım. Bak zaten enerjim yok. Sadece sesim çıkıyor. Sesimle hareket ettirmeye çalışıyorum. Beni koşturmayın. Bak koşturmayın. Enerji almak için kavurma yemem gerekebilir. Hadi. Gir içeri. Gir içeri. Girin. Ama. Ben ne diyorsam o. Yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü diyorum sana, içeri gir yürü. Ulan şimdi diyorlardır bunlar. Ulan Orhun, ulan Orhun. Hani nerede börek, hani nerede çörek diye. Abi yarın getireceğim size börekle çöreği. Arpayla mısır getireceğim. Anladınız mı? Yavrularım benim. Su var orada. Meyve suyuymuş gibi için. Yem de var. Arpayla mısırla karışıkmış gibi yiyin. Samanı da en güzel çayırlardaymışsınız gibi otlayın. Gel, gel. Lan, Aykız ne biçim yüzsüz bir köpek bu Aykız ya? Dur. 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 Kamerayı silme. Dur. Dur. Aa, da kamada. Kamerayı batırdı üçkağıtçı. Evet.
Yakaladık sonunda. Burun suluğu mu kopmuş? Dur ben de geleyim, dur. Dur. O mazlum ya, dur. Sök. Sök. Bu şey. Tersine. Burun suluk mu kopmuş bunu? Yok, iyidir çıkıyor düşüyor. He, sıkılaştıracağım. Bakın ya. Başlıyor, başlıyor. Yarın dakarız. Arkadaşlar buradakiler buluştular. İyidir bu, sağlık. İpinde mi hata var? Evet. Bunda hata var. Tütkesin. Ha, sünüye bu baba. Daha şeyinden yaparsın. Daha iyisini yapacağım. Burun suluk, bunu soruyorlardı bak. Arkadaşlar keçilerin o burnuna taktığımız burun suluk denir. Çanı daha iyi tutsun diye. Bizim yoluk burada bak, bunda da var. Kuş yuvası sırtta gibi bak. Burun suluğu görüyorsunuz. O çanın sallanmasını daha iyi yapıyor. Yumuşak malzemeden yapılıyor. Şöyle göstereyim. Daha iyi ses çıkartıyor yani. Bunlar bir aya kalmaz tüylerini, hepsi hata baba. Geliyor bizim pıkırıklar. Gel, 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 gel. Hadi bakalım, siz buradasınız. Anneleriniz burada. Arkadaşlar hemen hemen... kızlarım şirke şunların yanına geldim. Birazcık şunları seveyim. Hemen hemen ay kız var. Oğlum Ramazanlıyım. Yakın yaklaşırsan olacağı bu. Neyse sıkıntı yok. Ay kız gel buraya, seni gösterecektim, gel. Toramanı görüyorsunuz. Ay kıza bir de bakın. Gel ay kız, gel. Gel kızım. Ay kızım gel. Gel. Gel ay kızım, bakın şimdi. Bakın. Hemen hemen şeye yaklaştı. Toramanın seviyesine yaklaştı. Koca pati oldu bir de. Gel bakalım. Bir pençelere bir bak. Gel. Gel. Gel ay kız gel. Şu ayağını bir ver de bir bakayım ben sana. Gel. Şu ayağını bir ver. Gel kızım gel. Ayağını bir ver bana. Ayağını bir ver. Ayağını. Ayağını bir göster. Ayağını bir patini bir göster. Bir göster arkadaşlar. Şu benim elim. Şu da onun patisi. Şimdi maşallah diyelim. Şimdi Toraman'ın patisine bakalım. Gel. 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 Dur. Dur Toraman. Dur. Bak. Bu benim elim. Bu da Toraman'ın patisi. Farkını görüyorsunuz değil mi? Ver. Ver. Aslan parçası. Aslan parçası. Elini ver. Ver elini. Ver elini kızım. Ver. Ver elini. Ver elini. Elini ver. Ver elini. Elini ver. Beyaz burnum. Gül o zaman. Gül. Gül. Gülle bir görsünler. Gül. Gül işim var, gül bir gül. Gül ki sevgilim, öyle bir şarkı vardı. Gül. Gül sırıt. Dişlerini göster. Ne oldu? Göze bak ya, bu gözü kanlı kanlı bunun arkadaşlar. Veteriner hekim. Sıkıntısı yok dedi ama. İnsan gözünden korkacak. Gel. Sana da gel. Aslansınız. Hadi sana da gel. Gel. Çocuk bu da. Bu da çocuk. Tüylerle oynuyor bak. Bu da çocuk işte. Çocuk. Utandı. Utandı çocuk. Evet arkadaşlar. Yine 5 dakika rötarla iftara yetiştik. Koyunlar, kuzular derken 5 dakika geç kaldık. Ezan okundu. İftar, orucumuzu açtık. Şöyle yemeklerimizi yiyelim. Bu arada veteriner gelecek. Kuru ineğimiz bozdu yine. İlaç falan yapmıştık. Yine boğasakmış yani, boğadaymış. Kızgınlık dönemi gelmiş. Veteriner hekimi bekliyorum. Birazdan gelir gelmez, iftardan sonra gelir gelmez yollarda gözüm, bakalım o gelsin, videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Kuru inek dediğimiz öte tarafta inek var ya, sanırım yine tekrarladı. Neyse bakalım. Diğeri bayağı oldu yalnız değil mi? Evet arkadaşlar, Sabri abimiz geldi, veteriner hekim. Şimdi aşılama yapacak. Bu ineğimiz biraz... Üçüncü mü oldu? Dördüncü mü oldu? Aşılama yapıyoruz. Gel kızım gel. Vallahi oluyor bazen. Bazen bir atışta tutuyor. Bazı senelerde bir kere de tutuyor değil mi Sabri abi? Şimdiye kadar bir sefer de tutuyor bunlar. Bazen iki sefer oluyor da bakalım bakalım. Bunda var da şunda. Yine tekrarladı. Bundan önce de ilaç yaptıydık Sabri abi buna. İlaçlaması yaptık. İki donlamada tutmazsa... Evet. Üçüncüyü ilaçlarsınız. Rahim ilaçlamasından sonra tekrardan geldi. Dedim göstereyim bunu da. Videoyu da bitireceğim zaten. Bugün balyedir, samandır, yoruldu. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Biraz da yaşlandı bunlar. Şunlar... Şu da yaşlı, bu da yaşlı. Aslında tam zamanları mı desek değil. Biraz yaşlılar değil mi Sabri abi? Yaşlılar ya. Ben
Bayağıdır. Evet. Yeni nesiller geliyor bakalım. Eğer ki Allah'tan bir şey olmazsa bunları bırakacağız. Evet. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir tane daha mı atacaksın? Bir tane daha atacağım ya. Sürpriz olsun, hangisi çıkarsa. Ha şey. Evet. Simentelle ne attık? Simentelle Belçika attık arkadaşlar. Atıyoruz. Hadi hangisi bakalım. Çıkacak? İnşallah tutar da bekleriz. Niye oldu? Ama tam zamanına gelecek. Şimdi zaman da önemli. Böyle yaz aylarında buzağladığı zaman kuzulama dönemine denk gelmesi lazım. Değil mi? Hastalık da çok oluyor. Evet. Bir de bizim için hani şimdi kuzulara süt veriyoruz ya. Tam kışın ağzına denk gelirse bizim için daha mantıklı. Bol sütte kuzular da doğuyor o zaman. Kuzulara yetiyor. Annesi almayan işte şu olan bu olan. Evet. Neyse. İkinci aşıyı da attık. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yine yorulduk. Arpa sardık. Buğday sardık. Şey yaptık. Tamam mı Sabri abi? Tamam. Balyeleri indirdik. Yarın yolculuk var. Şu kuzulara yem alalım gelelim. Görüşürüz bakalım. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hadi bakalım.